Merhaba arkadaşlar, bugün size mutfak dolaplarımın içini çekmek istedim. Evet, ilk olarak şu dolaptan başlayalım. Nelerim var, nelerim yok göstereyim. Burada benim baharatlarım duruyor, gördüğünüz gibi. Bunlar nasıl diyeyim, çok sık kullandığım baharatlar değil. Çünkü asıl baharatlı aşağı kısımda duruyor. Elimin altında olsun diye onları tezgaha koydum. En üst katta da evimin sayılı plastiklerinden kapaklı kaplarım duruyor. Gördüğünüz gibi bu dolap bu şekilde. Sonrasında buranın altında yağdanlıklarım var. Onlar boşalmış, doldurmam lazım. Bu dolabın hemen alt kısmında şöyle patates, soğanlığım var. En alt kata ben genellikle poşetlerimi koyuyorum. Artık poşet biriktirmediğim için koronadan dolayı onları attım. Çok azaldılar. Bir üst katında ekmeklerim duruyor. Bir üst katında da soğan, patates var. Burada da yağlarım var gördüğünüz gibi. Bu dolabım da bu şekilde. Hemen yan tarafımda ise şöyle gördüğünüz gibi davlumbazım var. Sonrasında ocağım var. Genellikle dolap dediğim yerler çekmece. Alt katlar hep çekmece şeklinde. Burada günlük kullandığım çatal kaşık takımım var. Bu arada bu kadar uyumsuz olmasının sebebi bu benim 5. evim. Ve her eve ayrı kaşık çatallı kaldım. O yüzden de bu evi almak istemedim. Gördüğünüz gibi elimde olanları değerlendirdim. Evet, burası benim günlük çatal kaşık kısmı. Bir alt katımda ise şöyle gördüğünüz gibi burayı ne kadar düzenlesem de toplanmayan kısım. Umarım hepinizin evinde bu kısım böyledir. Eğer düzen sağlamış arkadaşlar varsa yardımlarını bekliyorum. Burada da işte tahta kaşıklarım, blenderımın, daha doğrusu mikserimin parçaları. Şurada gördüğünüz gibi soyacaklarım. Yani gördüğünüz gibi kaşıklığım vesaire bunlar var. Bunları da bu şekilde düzenledim. Dediğim gibi buraya da ayrı bir çatal kaşıklık almak istemedim. Çünkü 4 tane zaten var. Buraya geçtiğimiz zaman en alt kısımda borcamlarım var. Burada en çok kullandığım borcamlar duruyor. Geneli burada, bir kısmı da salonda vitrinimin altında. Gördüğünüz gibi bu kısımda böyle. Burada yine elimin altında olmasını istediğim kepçe takımım var gördüğünüz gibi. Evet, onun hemen üstünde şöyle göstereyim. Kase dolabım var. Burası da ne kadar düzenlersem düzenleyeyim hep bozulan yer. Şöyle gösterdim. Evet, burası da kaselerim. Bir kısmı makinede olduğu için şu an eksik. Sonra devam ediyorum. Bu çekmeceyi ben hemen onun alt kısmındaki çekmeceyi tencere çekmecesi olarak kullandım. Normalde buraya iki tencere daha giriyor. Bir tane öyle küçüğümüz var. 5 tencereyi buraya sığdırdım. Bu kullanım açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Ha, bu arada tencerelerim Emsa'nın elma serisi olması lazım. Ben çok severek kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu kısımları silikon yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Normal günlük kullanılan, nasıl diyeyim, sürekli herkesin olan tencerelerden biraz farklı. Sonra bir alt kata iniyorum. Burada benim tavalarım var. Şurada sürekli kullandığım tavalar var. Şurada kızım için kullandığım küçük tavalarım var. Burada wok tavalarım var. 2 adet wok tavam var. Pilav tencerem var. Bir de şurada gördüğünüz gibi gene teflon tavalarım var. Evet, devam edelim. Hemen şöyle üst dolabı açıyorum. Burada günlük kullandığım tabaklarım var gördüğünüz gibi. Bunları da gene çok kullandığımdan az kullandığıma göre sıraladım. Evet, tabaklarım şurada sıkmış
şöyle göstereyim. Bu Kütahya porseleni. Çok sade desenli olan tabağı. Gölge oldu. Şöyle göstereyim. Onun takımı var. Burada onun pasta tabakları var. Şu şekilde. Burada da Madame Coco'dan aldığım pasta tabakları var. Bunları çok seviyorum. Porselini çok güzel. Burada cam tabaklarım var. Burada da daha az kullandığım tabaklar var. Şu renkli tabakları da genellikle kahvaltıda kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Tabaklarımın olduğu dolabın hemen alt kısmında bulaşık makinem duruyor. Hemen onun yan tarafında şöyle gördüğünüz gibi gene üst dolaptan başlayalım. Su bardaklarımın olduğu dolap var. Şöyle göstereyim. Netledi galiba. Bunlar benim günlük olarak kullandığım su bardakları. Gene bunları da kategori kategori dizdim. En üstte şöyle bir su takımım var. Madame Coco'dan. Yalnız ben su takımını ayran koymak için kullanıyorum. Çok şık duruyor. Burada kristal kadehlerim var. 3 tane. Bu kupalar burada uyumsuz kaldı ama onlara yer bulamadım. Burada en sevdiğim takım şu Madame Coco'dan aldığım ince camlı bardaklardı. Ama ben bunun 3 tanesini kırdım. Bu şekilde 3 tane kaldı. Şunlar genellikle ölçü için kullandığım bardaklar. Şunları yine ayran bardağı olarak kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, bu kısımda bu şekilde. Bu arada bu takımı bana bir öğrencim almıştı hediye olarak. Şöyle göstereyim. Camı kalın ama şöyle bir şey oluyor. Ben bunu ayran yapıyorum. Ayran buraya koyuyorum. Ayran bardağı olarak kullanıyorum. Sofrada çok şık duruyor. O yüzden işimi görüyor. Camı ince olsaydı keşke daha da güzel olurdu. Evet, dediğim gibi Madame Coco'dan almıştık. Öğrencim bana bunu hediye. Evet, hemen bardak dolabının altında şurayı kapatayım. Şöyle lavabom var. Bu lavaboyu iki taraflı yapmışlar. Bulunduğumuz şehrin suyu çok kireçli olduğu için ne yaptığımsa çıkaramıyorum. Sürekli kireç oluyor. Evet, şu tarafı genellikle ben bezlerimi çamaşır suyuna koymak için kullanıyorum. Evet, şöyle göstereyim. Hemen onun alt katında gene hiç kimsenin evinde çok toplu durmayan kısmı gösteriyorum. Burada genellikle temizlik malzemelerim var. Orada yedek süngerlerim, havlularım var. Sofra bezim, suplalarım var. Burada da elimin altında sürekli olmasını istediğim temizlik malzemelerim var. Burası da bu şekilde. Evet, yan tarafa geçtiğimiz zaman yine üstteki dolaba geçiyorum. Bu üstteki dolapta benim günlük kullandığım çay bardaklarım var. Şöyle göstereyim. Bunlardan en çok şu kısmı seviyorum. Çünkü ben bunlarla çay içmeyi seviyorum. Şunları genellikle çok fazla kullanmıyorum. Ancak bu bardaklar biterse bunlara geçiyorum. Şurada eşimin kahve içtiği fincanlar var. Eşim Türk kahvesini büyük fincanla içiyor. Gördüğünüz gibi. Şu kata geldiğimiz zaman şöyle göstereyim. Burada da genellikle misafir için olan çay bardaklarım var. Şu takımda gene çok seviyorum. Şöyle size de göstereyim. Kütahya porselenin çay bardağı. Bunun tabakları da gene beyaz. Merak ederseniz yorum olarak yazarsınız. Ben de size detaylı olarak çekerim. Burada da gene çok fazla kullanmadığım bardaklar var. Aman bardaklar diyorum. İşte bardak ve şekerlik var. Şu da bir arkadaşımın bana hediyesiydi. Onu da orada saklıyorum. Bu kısımda böyle. Bu dolabın altında benim çay makinem ve kahve makinem var gördüğünüz gibi. Burada gene eşim bu bardaklarla çay içmeyi sevdiği için onun bardakları asılı. Burada da banttan havluluğum var.
Bu ilk aldığımda pembe renkliydi. Biliyorsunuz her yeni evrenin bir pembe hevesi oluyor. Sonrasında ben bunu siyaha boyadım. Burayla uyumlu hale getirdim. Burası da kahve ve çay köşemiz. Zaten biliyorsunuz ki şu üst katta çay bardakları olarak düzenlemiştim. Hemen onun altında şöyle göstereyim. Bakliyatlarımın ve işte pasta malzemelerimin durduğu, makarnalarımın durduğu çekmece var. Burayı da bu şekilde düzenleyebildim. Hemen bir alt kata indiğimiz zaman da yine dediğim gibi çok az plastik malzemem var. Plastik malzemelerin olduğu, sürekli kullandığım işte kesme tahtası, honi, rende. Unum da üst kata sığmadığı için onu da buraya koydum. Burası da bu şekilde. Yani arkadaşlar genel olarak çektiğimde şu şekilde bir mutfağım var. Zaten mutfak temizlik videomda da görmüşsünüzdür. Şu şekilde. Evet, mutfak burayla bitmiyor. Devam ediyorum. Hemen göstereyim. Evet, burası benim kapının arkasındaki dolabım. Ben bu kısmı, en üst kısmını ölü alan olarak değerlendiriyorum. Oraya çatal kaşık sandığımın bir tanesini koydum, diğeri de alt katta. Şurada piknikte kullandığımız çaydanlığım var. Şurada piknik malzemeleri var. Hemen bir alt kata indiğimiz zaman kahvaltı takımlarım var. Ben bunları çok seviyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Ensan'ın. Şöyle göstereyim. Evet, burada en çok kullanmak için kaldığım ince porselen tabaklarım var. Bu şekilde bunları dizayn ettim. Şurada ise yumurtalıklarım var gördüğünüz gibi. Bunları da ben evlenmeden önce Migros'tan almıştım. Yani çok kullanıyor muyum? Hayır, ama duruşları çok hoşuma gidiyor. Hemen alt kata geçtiğimiz zaman kahve fincanı, ne denir buraya? İsrafı. Bunların hepsini ben almadım. Geneli hediye. Benim aldığım sadece galiba şu arkadaki takımlardı. Onları da hala çok seviyorum. Gene en çok porseleni var. Ben kırmayayım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir takım. Şöyle kalp şeklinde de tabağını yapmışlar. Genellikle bu kısımda, yani kahve fincanı kısmında arkadaşlarımın ve öğrencilerin hediye ettiği bardaklar var. Böyle kim ters koyduysa. Evet, şöyle göstereyim. Şu da gene ters. Eşim de el attığı için genellikle böyle oluyor. Evet, bir alt kata indiğimiz zaman burada benim kek fanusum. İşte raflı standım. Arkasında muhallebiler için kullandığım ayaklı tabaklarım. Kek kalıplarım. Gene bir ayaklı standım var. Arkada gene bir kurabiye fanusum var. Burası da bu şekilde. Evet, hemen alt kısmında şöyle gördüğünüz gibi burası benim kilerim gibi bir yer. Şöyle çok detaylı çekmeyeceğim. Tost makinem ve düdüklü tencerem burada duruyor. Orada ilaç kutuları vesaire var. Gene çatal kaşık sandığımın bir tanesi o tarafta. Evet, bu tarafa geldiğimiz zaman burada da üst katta kavanozlar, cam şişeler vesaire, cam bölümü oraya yaptım. Burada da yine cam olan kapaklı kaselerim var, saklama kaplarım. Buranın da bir düzene ihtiyacı var, bozulmuş. Şu alt kısmı hemen geçmek istiyorum. Ne yaparsam yapayım düzelmeyen kısım. Mikrodalga almadığımız için burası boş kalıyor. Buraya genellikle işte buzdolabına konmaması gereken malzemeleri koyuyorum. Tepsileri, nihayelerimi orada saklıyorum. Hemen alt kısımda onun altındaki çekmeceyi de işte portakal suyu sıkıcı, ya da limon sıkıcı. Ondan sonra mikserim, blenderim, rondom, buzdolabı poşetim işte. Bu gibi şeyleri saklıyorum. Bu çekmece de bu şekilde. Buranın bir ayrı düzene ihtiyacı var. Evet, burada gene buzdolabım var. Buzdolabının üstündeki şu dolap boş. Daha doğrusu ıvır zıvırlarımız var. Burada gördüğünüz gibi işte magnetler, fotoğraflarımız vesaire duruyor. Şöyle göstereyim. Evet, burası da bu şekilde.
Evet, buzdolabının hemen yanında masamız duruyor. Şu anda evimize gelip giden olmadığı için bu şekilde konumlandırdım. Normalde şu şekilde koyuyorum. Gelen olduğu zaman çok rahat bir şekilde oturum sağlıyor. Hemen yan tarafında kızımın o sandalyesi var. Şöyle gördüğünüz üzere burası bu şekilde. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, genel olarak mutfağım bu şekilde. Şöyle size boydan göstereyim. Evet. Şu kısım gene gördüğünüz gibi pencerenin olduğu kısımda bir tane tülüm var. O tülün arkasında da zebra storum var. Dediğim gibi 5. evim olduğu için tekrar perde yaptırmak istemedim. Aslında mutfak perdem çok farklı. Evet, halımız da bu şekilde. Bunu da diğer evime kestirmiştim. Buraya bu şekilde koydum. Halıyı pekmez dökülmüştü. Eşim 60 derece yapmış. Ondan beri düzelmiyor. Umarım bir dahaki yıkamam da düzelir. Yıkanabilir olduğu için seviyorum. Güzel bir halı. Şöyle göstereyim. Buzdolabın hemen yanında masa bizi karşılıyor. Şu anda evimize gelip giden olmadığı için Evet arkadaşlar, benim mutfağım bu şekilde. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.